Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, bizleri izleyen çok saygıdeğer vatandaşlarımız, 2024 yılı bütçe gideri 11 trilyon 89 milyar. Gelir ise 9 trilyon 404 milyar. Yani 2024 yılı bütçesine başlarken daha başlangıçta bütçe açığıyla başlıyorsunuz. 9 trilyon 404 milyarlık bir gelir bütçesinde ise hemen hemen tamamı vergiden oluşmakta. Bu vergi ise çoğunlukla da dolaylı vergi sistemiyle toplanan, yani bizim gariban vatandaştan, emekçiden, çalışandan, işçiden, işsizden yaptığı harcamalarla, ödediği vergilerle oluşan gelir. Yani kısacası geçen yıl, yani bu bütçeyi düzenlerken, 2023 yılı bütçesini düzenlerken ve sonrasında ek bütçe yapmak zorunda kaldığınız bütçeyle beraber 4 trilyon 929 milyarlık bir 2023 yılı bütçesi vardı. Sonuçta bugünkü gelen rakam neredeyse iki katına yaklaşıyor. Bu ne demek? Bu bizim vatandaşımızın omuzlarına yük demek. Bu çalışanımızın vergi ödemesi demek. Emeklimizden kesinti yapılması demek. Dolayısıyla da yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaşması demek. Değerli arkadaşlar, ben genel bütçeye en çok katkıda bulunan şehirlerden birisi olan Antalya milletvekiliyim. Antalya tarımıyla, turizmiyle, gelişen ticaretiyle, sanayisiyle gerçekten genel bütçeye çok önemli katkılarda bulunan, genel bütçeye büyük vergiler ödeyen bir şehir. Ama Antalya'ya yapılmak istenen yatırımlarda, örneğin Alanya, Antalya çevre yolu yıllardır bekleniyor, yıllardır seçimlerde işte malzeme yaptınız, meze yaptınız dedik. Şimdi bu yolun göstermelik işte seçim geldi, iadesi yapıldı ama Antalya'ya ayıracağınız 76 milyar liranız yok. Benim vatandaşıma kamu özel işbirliğiyle bir çevre yolu yapılması ihale edildi. Eğer bu yol yapılırsa geçen de bunun parasını verecek, geçmeyen de vermek zorunda kalacak. Buradan soruyorum, Antalya'ya harcayacağınız 76 milyarınız yok mu? Niye kamu özel işbirliğiyle bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz? Antalya bu kadar genel bütçeye vergi gönderen bir şehir. Evet, bu yol ihtiyaç ama toplam maliyeti 76 milyar. Gerçek reel maliyetinin ne olduğunu sorduk. Bakalım cevabı gelir. Eğer gelirse bu gerçeği öğreneceğiz. İşte bu iktidarın Antalya'ya bakış açısı bu. Bu kadar bir parayı ayıramadı ve kamu özel işbirliğiyle bu yolu yapıyor. Ama iktidarın Antalya'ya bir başka bakış açısı daha var. O da ne derseniz, bakın bizim Antalya'da en güzel ilçelerimizden bir tanesi Finike ilçesi. Bu iktidar Finike'yi inanın yemek için uğraşıyor. Nasıl mı? Bakın, denize sıfır, hemen denizin o liman olarak geçen Finike'de tepede bir yer var. Toplam 90 bin metrekarelik bu yeri önce efendim kültürel sporlar, geleneksel sporlar adı altıyla ve bir metrekare, bakın buradan size söylüyorum, bir metrekare daha düz alan yok. Burada atçılık sporu yapacaksınız. Ya kayaların, betonların, taşların arasında hangi ata bineceksiniz? Ben size soruyorum. Ve okçuluk sporu yapılacakmış. Şimdi bakın, buradaki amaç ne? Şimdi yeni bir proje ortaya çıkınca amacın ne olduğunu daha iyi gördük. Bir deprem yaşadık. Depremde işte ciddi bir maliyet var. Daha vatandaşımızın barınacağı ev yapamamışsınız. Ama ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Bu alana, denize sıfır bir alan var. O Finike'nin işte o bahsettiğim yerin hemen önünde denize uzanan noktaya AFAD için 350 milyon TL'lik bir otel projesi yapıyorsunuz. Sayın iktidar temsilcileri, AFAD için eğitim tesisi adı altıyla atçılık ve okçuluğu da birleştirdiğinizde işte Finike'nin değerlerini resmen gasp edeceğiniz bir proje yapmak üzeresiniz.
depremzede... Buyurun bitirin lütfen. ...de sokakta ama siz 100 odalı hamamı olan, saunası olan, fitnessi olan, spor tesisi olan AFAD oteli yapıyorsunuz. Birleştirdiğinizde burası tatil köyü amacı taşıyacak. Ben size söylüyorum, Filike'nin, Antalya'nın değerlerini yok etmeye, gasp etmeye çalışmayın. Filike'den elinizi çekin diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. Teşekkürler.